Sevgili seyirciler yeni bir afiş programına hoş geldiniz. Bugün Sayın Kültür Bakanı Nabi Avcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce bir araya gelmiştik. Evet. Bu sefer sizin çalışma ofisinizdeydi. Evet. Şimdi sizi burada ağırlama imkanımız oldu. Hoş geldiniz hoş stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şura öncesiydi, evet. Milli Kültür Şurası öncesiydi görüştüğümüzde. Şura yapıldı ve sonuçları yayınlandı. Sonuçlarına da değineceğiz tabii. Fakat Şura, Milli Kültür Şurası son 28 yıl önce toplanıyor. Evet. Evet. Ve şimdi toplandı. Yani aslında 3 yılda bir toplanması önerilen, olması gereken Şura... 28 yıl sonra e, toplanabildi. Bunun sebebi neydi acaba? Evet. Şimdi bunun e, ilginçte bir nedeni var. O da şu: İlk şura 1982'de toplanmış, Kültür Bakanlığı var o zaman. İkincisi 89'da toplanmış, yine Kültür Bakanlığı var ama e, daha sonra e, Kültür Bakanlığı'nın kuruluş kanununa dayalı olarak çıkartılmış bir Yönetmelikte Şura 3 yılda bir toplanır ifadesi yer alıyor. Ama daha sonra Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile birleşip Kültür Turizm Bakanlığı olunca Ay o işte Kültür dağıtına. Bakanlığı'nın kuruluş kanunu <laughs> tabi e, devreden çıkıyor. E, ve bu sefer yeni kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şeyinde de bu atlanmış <laughs> zamanında. Aradan geçen 28 yılda çok şey değişti. Ve değişen pek çok şey pek, özellikle enformasyon teknolojileri, bilişim teknolojileri bunlar tabii kültürün ve sanatın en çok beslendiği, en çok yararlandığı teknolojiler, ortamlar. Dolayısıyla oralardaki radikal dönüşümler ister istemez sanatın, kültürün üretimine, tüketimine, dağıtımına da şöyle veya böyle yansımaları olan gelişmeler. İşte 28 yıl içerisinde bunlar ne oldu? Şimdi neredeyiz? Türk kültürü şu anda sinemasıyla, dil ve edebiyatıyla, müzeciliğiyle, arkeolojisiyle, tiyatrosuyla, e, görsel, görsel sanatlarıyla, görsel sanatlarıyla, mimarisiyle, mimarisiyle şiir. şehirciliğiyle bu alanlarda şimdi neredeyiz? E, ve neleri yapıyoruz? Neleri yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Bunların topluca bir röntgenini çekelim e, ve ilgili kişilerden, bütün sektörle ilgili, bu alanla ilgili, bütün paydaşlardan gelecek eleştiriler, öneriler, değerlendirmeler doğrultusunda yeni bir eylem planı hazırlayalım. Bu evet, şimdi eylem. evet, şimdi bu aşamada evet. e, 17 komisyon, 17 biraz komisyon. önce saydığımızı 17 komisyonda evet. işte bilir kişiler, akademisyenler, evet. sivil toplum kuruluşları. E, her komisyonda 10 kişi. 10 kişi var. Başkan dahil ee, 10 kişi var. Kültür sanat e, kurumlarının yöneticileri evet, vesaire evet. uzmanlardan evet. oluşan komisyonlar tarafından evet. raporlar hazırlandı. hazırlandı. Şimdi e, böyle tabii çünkü özeti evet. bile e, çok tabii. şey. E, ve dediğiniz gibi e, hem sorunlara hem de öneriler evet. e, birçok öneri var tabii. Çok, her Siz, komisyonda evet, çok öneriler var. Evet. E, biz bunları... Bir de ne yapacaksınız şimdi? Şöyle görevimiz e, bütün bu farklı komisyonlarda e, önerilen görüşlerin her birinin ol olabilirliğini, hı. hangi koşullar olursa bunlar sağlanabilir, bunların araştırılması, mevzuat değişikliği ise buna ilişkin hazırlıkları yapmak. Onun dışında yapısal öneriler, yani kurum mimarileri konusunda hı hı. getirilen öneriler, bunların hepsini e, şimdi toparlıyoruz ve bir eylem planına dönüştürmek hı hı. için çalışıyoruz. Mesela. E, en çok farklı farklı komisyonlarda gerek müzik komisyonunda, gerek sinema, radyo, televizyon, Hı -hı. gerek görsel sanatlar. Bu komisyonlarda dile getirilen sanatçıların e, hakları, Hı -hı. telif hakları, Hı -hı. özellikle Hı -hı. telifle ilgili sorunlar. Farklı komisyonlarda mesela onunla ilgili zaten bizim bir e, yasa çalışmamız vardı. E, şura kararları bu konuda bizi hem teyit etti hem motive etti. Dolayısıyla e, geçen hafta İstanbul'da e, siz de e, haberdarsınız muhtemelen. E, telif haklarının e, hukuki e, sonuçlarıyla ilgili bir sempozyum düzenledik. Evet. Sağ olsun Yargıtay Başkanımız da e, teşrif etti. E, beklenti var tabii bu alanda. Be, haklı Bütün, bir beklenti. Evet. Kaybettiğimiz Halit Akçatepe Tepe evet. mesela Allah rahmet eylesin Aa, bu vesileyle. Evet. Ona ve a, ahirete irtihal eden bütün sanatçılarımıza da rahmet diliyorum. Mesela onların e, zamanında çevirdikleri işte Hababam sınıfı başta olmak üzere pek çok e, film e, millet senelerdir onları zevkle izliyor. Televizyonlarda yayınlanıyor. Ama o filmin Tekrar, e, evet. şeyine katkıda bulunan sanatçılar evet. e, bütün bu evet. gösterimlerden e, yete, evet. e, hiçbir hak alamıyorlar. Oysa ki çok iyi düzenlenmiş yani ülkelerde Tabii. bu e, işi halletmiş olan ülkelerde e, insanlar hani şey bile şey Çocukları, torunları bile, e, tabii, tabii, varisleri tabii, doğru, bile bu şeyden doğru. faydalanabiliyorlar. Ciddi bir çalışmamız var. İnşallah bir ay içerisinde evet. onları da sonuçlandırmış, yani yasal e, teklif haline getirebilecek, tasar haline getirebilecek e, duruma ulaştırmış olacağız. Şimdi e, genel olarak nitelikli eğitim, evet. yani kültür sanat kurumlarında, müzelerde vesaire... Evet. E, ...istihdam edilecek personelin nitelikli, eğitimli, evet. yabancı dil bilen kişiler olması... ...her komisyondan neredeyse evet. Evet. çıkıyor Doğru. mutlaka. Doğru. Ee, işte tabii bu yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi, teşvik edilmesi, üretimde ve tüketimde... ...işte bu KDV geçen evet. sefer de konuşmuştuk, KDV meselesi evet. var, o da birçok kez... E, raporlarda evet. yer alıyor. Evet. KDV hani teşvik, destekleme ya da işte KDV indirme her ne şekilde olacaksa evet. mutlaka öyle çalışmalar e, vardır. Evet. Bu konuyla ilgili e, iyi çalışmamız lazım çünkü e, işin içine girdikçe görüyorsunuz ki mesela daha önceki bazı indirim e, uygulamalarında yani beyaz eşyadaki evet. KDV mobilya indirimi mobilyada, evet. e, onların e, mesela tüketiciye başlangıçta e, söylenen kadar bir... E, yansımayabileceği evet. e, devletin gelir kaybının yanı sıra e, fiyatların da bir süre sonra KDV'siz fiyatlarında KDV'li fiyatlar düzeyine hemen e, üretici veya satıcılar tarafından böyle e, uygulamalar olduğuna dair bun, evet. e, şeyler de var. Dolayısıyla bunu iyi çalışmamız evet. gerekiyor. E, yani hem eser sahiplerinin hı hı. hem üreticilerin hem, tüketicilerin, hem de tüketicilerin haklarını açısından. koruyacak biçimde bir dengede buluşturmak gerekiyor yapacağımız düzenlemeyi. Onun dışında pek çok alanda kurumsal yapılanmalarla ilgili evet. yani tiyatrolarla ilgili tiyatrolarla ilgili ödenekli tiyatrolarla evet. özel tiyatroların statülerinde bir değişiklik olması söz konusu. Yani özel gibi... tiyatrolara desteğin daha da arttırılması Hı. ki bu zaten aslında mesela 2002 yılında 800 bin lira ama şimdi, şimdi... yani bildiğim kadarıyla 8 milyon yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca sayı da artmış zaten Hı -hı. yani desteklenen Hı -hı. özel tiyatro sayısında da çok ciddi bir artış var. Sinema sektöründe de aynı şekilde sinemaya ciddi desteğimiz söz konusu ciddi derken yani şimdi sinema maliyetleriyle bir filmin üretim maliyetiyle kıyaslandığı zaman Kültür Bakanlığı'nın verdiği destek hani adeta Hı -hı. sembolik sayılabilir. Evet. Ama Doğru. onun sembolik olmanın ötesinde başka o filme veya o projeye e, para yatıracak finansör ve sponsor bulmak konusunda ciddi bir olumlu etkisi oluyor. Tabii. Yani Kültür Bakanlığı bu filme destek veriyorsa hı hı. şöyle ya da böyle az ya da çok bir destek veriyorsa demek ki bu filmde e, bir, bir şey görüyor ve dolayısıyla biz de bu filme e, sermaye yatırabiliriz. Hı hı. Yani sermayedarları da bu tür üretimlere teşvik için o e, Kültür Bakanlığı desteği önemli bir hı hı. rol oynuyor e, ve bu yüzden de Türk sineması bakın 2002'de evet. yine Dokuz film çevrilmiş evet. Türkiye'de. 9, yılda. Yılda, bütün bir yıl evet. boyunca. Ee, geçen yıl e, 139 film çevrildi. Evet. Dokuz, 139. 139, evet. Ee, bu teşviklerle oldu Teşviklerle tabi. Sinema oldu. çok gelişti bu bir şekilde. Bir de biz evet. teşviklerimizi verirken e, daha yurt çok... Yurt dışında ödüller... Heh, tabii tam onu söyleyecektim. Evet. Özellikle yurt dışındaki yarışmalara festivallere katılmaları için filmleri destek, destek yani. veriyoruz Bu tabii hem o filmlerin tanıtımı anlamına geliyor hem Türk sinemasının tanıtımı anlamına geliyor hem de Türkiye'nin evet, tanıtımı tabii. anlamına geliyor bu çok önemli evet. bir konu zaten ee, şimdi tanıtım e, için e, bu kültür e, ürünlerinin e, diyelim e, buradan bu topraklardan çıkan kültür ürünlerinin yurt dışında ki evet. e, dolaşımları satışları tabii. vesaire tabii. hem ee, yani parasal bir ekonomik olarak evet. bir e, katkı sağlıyor ayrıca e, Ülke, imaj olarak Ülke algı olarak çok, çok önemli bir şey. Olur. Evet bu komisyonlarda e, öne çıkan konulardan biri de e, bu şehircilikle ilgili evet. şehirlerin e, kişiliklerinden e, yoksunlaşması. Birazcık olsa. <laughs> birazcık olsa. <laughs> Peki. Evet. Dikey mimariden yatay mimari diye bir tartışma oldu. Bunu tam olarak e, sizden dinleyebilir miyiz? Şehirlerimizin e, bugün e, içinde olduğu e, durumla ilgili söyleyecek sözü olan, sorumluluğu olan e, birimleri içeriyor. Mimarlar bunlar, şehirciler, aynı zamanda yerel yönetimler. Dolayısıyla... E zaman zaman da belki kullanıcı... Evet, e, e, tabii o, yani evet. kullanıcıyla bunlar evet. birlikte yapıyorlar tabii. zaten bu işi. Evet. Birlikte yapıyorlar deyince birden e, aklıma Cemal Süreyya'nın bir mısrağı geldi. Tam da buraya denk geliyor. E, her ne günah işlediysek yarı yarıya. Şimdi orada da her ne günah işlendiyse, işleniyorsa e, yarı yarıya. Yani yerel yönetimler tek başına bu işi yapmıyorlar. Kullanıcılar, evet. tüketiciler, o şehir ahalisi de bu işin içerisinde. E, mimarlar bu işi kendi kafalarına göre evet mimarların eleştiri yani bu tür e, yoz örneklerden e, ötürü e, Tek başına değil. Eleştirilecek Hı. mimarlar şüphesiz var ama e, onlar da kendi e, başlarını yapmıyorlar. Her ne iş yapıyorlarsa e, beraber yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu konuda önce bir ortak bilincin e, yaygınlaştırılması yani önce mevcut durumla ilgili teşhiste bir anlaşma sağlanması, bir asgari müşterekte buluşulması, sonra bu teşhis edilen e, olumsuzlukların giderilmesi için birlikte ne yapabiliriz? Bunun e, mekanizmaları ne olabilir? Kurumsal e, zemini ne olabilir? Şimdi koruma kurullarımız var falan evet, ama. Evet. Şimdi koruma kurulu demişken evet. e, aklıma bu paket postanesiyle. Ee, yolcu evet. salonunun yıkımı. Evet. E, aklıma o hukuki geldi. bir sürece evet. girdiğine göre orada bir, bir şey var ee, onun e, hukuk... büyük bir mesele var evet. aslında orada sorun var ee, ve o sorunun hukuk yoluyla bir şekilde evet. e, görülmesi lazım. Evet. Ee, orada da işte mimarlar var, şehir planlamacıları var, şehirciler evet. var. Yani konunun uzmanlarından oluşan. Evet. E, zaten zaten zaten, ku, bu, zaten koruma kurulu adı e, şeye gitti. Evet. E, dolayısıyla suç duyurusunda bulundu. Yani evet, hukuki süreci e, yani, başlattı. E, koruma kurullarının görevi de Hı -hı. sorumluluğu da o, Hı -hı. bu. E, yoksa bakanlık e, bunu resen e, Ankara'dan yapacak hali yok. Yani bunları yönetecek hali yok. E, koruma kurulları marifetiyle bunlar Hı -hı. denetlenir ve e, hukuka aykırı ...yasalara aykırı bir durum varsa onunla ilgili işlemleri başlatmak sorumluluğu da yine koruma evet. kurullarındadır. Bir de Topkapı'ya geçen sefer de konuşmuştuk. Evet. Topkapı'da büyük hareketlilik var. Topkapı belki de kurulduğu, yani ilk temellerinin atıldığı, ilk yapılaşmanın başladığı yıllardan bugüne kadar... E, görmediği bir restorasyon ve e, renovasyon e, sürecinden geçiyor. Restorasyon ve renovasyon deyince korkuyorum biliyorsunuz. Korkmayın. <laughs> Burada çok e, kontrollü, ehil e, bir çalışma e, yürüyor. E, 18 ayrı firmayla 24 iş yürüyor şu anda e, ve e, 220 milyon e, civarında bir e, bütçeyle e, bu işler tamamlanmaya çalışılıyor. Ne yapılacak? Yani bütün güçlendirmeler hı hı. E, Sarayın kendisi mi yoksa bütün, bölge bütün e, Topkapı Külliyesi'nde hı hı. bütün Topkapı külliyesinde e, alt altyapısıyla, üst yapısıyla, korumasıyla, e, e, renovasyonuyla, bütün çalışmalar e, dört koldan yürüyor. Hı hı. E, i̇nşallah onlar bittiği zaman Topkapı her bakımdan daha değerli Toplu. Daha şanına layık bir konuma gelecek. Çok şimdi. güzel. Şimdi yaz da geliyor. İşin turizm boyutu da var. Evet. Türkiye'ye, İstanbul'a, büyük şehirlerimize, küçük şehirlerimize, deniz kıyısı yerlerimize, mekanlarımıza nasıl turist çekeceğiz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl faaliyetler içinde? Neler yapmıyoruz ki? <laughs> Neler yapmıyoruz? Şimdi bir defa 2016'da Darboğaz'dan geçtik. Doğru onu telafi etmek için de pek çok şey yapılıyor. En başta Ruslarla uçak krizi sebebiyle ciddi bir sıkıntı yaşamıştık biliyorsunuz. Şimdi Ruslarla işler yoluna girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in de bizzat olaya müdahale etmeleri ve siyasi iradelerini ortaya koymaları neticesinde Rusya pazarı toparlanıyor. Biz işte 20 gün kadar önce Moskova'ya Gittik Sayın Cumhurbaşkanımızın e, riyasetinde. Orada e, Rus e, Kültür Bakanı ile bir iş, işbirliği anlaşması imzaladık. E, Vladimir Medinsky ile. Ve o e, anlaşma gereğince 2019 yılı e, Türkiye-Rusya Ortak e, Kültür ve Turizm Yılı hmm, ilan edildi. Yani. Avrupa pazarında da... Berlin'deydiniz. Tam, Berlin'de evet, evet 9 Mart'ta. Berlin'de 51. Berlin turizm borsası diyorlar. Borsası onlar. Diyorlar, evet. Berlin turizm fuarı aslında. Fuar açılışındaydık canlı ve çok ciddi bir rağbet. Zaten veren... o da çok güzel bir şey söylemişsiniz konuşmanıza baktım. E, sadece e, deniz güneş e, turizmi değil, e, İstanbul'da BNL'e gelin tabii, şimdi tabii, e, tabii. Eylül Ekim ayında film festivallerimiz, film var, festivallerimiz var, var, o tarafını da tanıtmak var. çok önemli tabii, tabii. tabii. Yani sadece hani otelcilik gelişsin, turizm gelişsin değil, bu kültür turizmini, tabii, e, tabii. bu festivalleri, onlar da dünyada çok büyük Gay, bir. E, yani İstanbul öyle, yani 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 e, çok az biennale nasip olacak bir derinlik ve zenginlikte ve süreklilikte devam ediyor. Dolayısıyla bu tür biennallerimizin, festivallerimizin, özel günlerimizin, haftalarımızın müzikte, tiyatroda, sinemada özel gösterimlerimizin, programlarımızın uluslararası tanıtımını yapmak gerekiyor. Biz o konuda biraz tutuk davranıyoruz gördüğüm kadarıyla. Ee, dediğiniz gibi Türkiye sahibi. Sadece... Ama bu bir şey olabilir, çığır açabilir yani İnşallah. sizin bu konuşmanız İnşallah. bence çok değerli o anlamda. İnşallah. Ee, bu çeşitliliği tanıtmak çok önemli tabii. yurt dışında. Tabi. Tabi tabi Çünkü Türkiye tamam geç oza, rahmetli Özal zamanında hani ilk turizm hamlesine Hı. başladığımız zaman e, Türkiye'nin işte kıyıları, denizi, kumu Hı. bunlar önemli. Tabi. E, cazibe konuları ve Türkiye deniz kum güneş diyerek. Dünyanın altıncı büyük turizm destinasyonu olmuş. Evet. Ama Türkiye sadece bunlardan ibaret değil. Bizim arkeolojik e, e, envanterimiz olağanüstü. Türkiye hakikaten evet. e, baştan başa bir açık hava evet. müzesi. Nereye kastanız hı hı. E, tarih çıkıyor. Dolayısıyla arkeoloji turizmi var, gastronomi turizmi var, e, kongre turizmi var, sağlık kaplıca termal turizmi var. Kış turizmi, şimdi kış turizminden evet. de çok ümitliyiz. Tabii. Dağlar, yani bunlar evet. bu tür farklı turizm alanlarına e, açıldığımız zaman Onun aynı zamanda pazarımızı evet. da genişletmiş oluyoruz. Evet. Çünkü e, deniz kum güneş bizim geleneksel pazarlarımız Rusya Almanya İngiltere'ye daha Hı. çok sesleniyor. Ama diyelim arkeolojide Japonlar evet. e, çok e, ön sıralara edilsin. giriyor çok rağbet ediyorlar. Çin aynı şekilde gastronomiye çok. Rabet yani önceliklerini söylüyoruz evet, yoksa tabi, tabi. oradan da gelenler tabii tabi, tabi. ki denize de giderler ama e, Türkiye Türkiye dediğiniz zaman onların aklına önce belki Türk mutfağı geliyor. Evet. E, Arapların aklına önce e, termal turizm, sağlık turizmi, evet. e, kış turizmi geliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu farklı turizm alanlarındaki envanterini, zenginliğini gereği gibi tanıtabilirse pazarını ve turizm mevsimini de genişletmiş olacak. Hı hı. Şimdi sadece yaza sıkışmış durumdayız. Evet. Ama kış turizmini de devreye aldığımızda bütün bir yıl boyu hı hı. E, ve bir de şu var mesela Antalya'da bunu gördük. İşte Antalya'ya milyonlarca insan geliyor ama Antalya'nın hemen orada Antalya'da e, Antalya Arkeoloji Müzesi var. Evet. E, özellikle Afrodit heykelleri güzeldir. konusunda evet. dünyanın en zengin evet. müzesi. Daha geçenlerde 8 tane yeni tam hani şey olmamış herhangi bir tahribata uğramamış heykel oraya e, kondu. Evet. açılışında ben Gidim. yaptım orada. Ee, ama Antalya'ya gelen milyonlarca turisten 60 bini yılda oraya gidiyor. Evet. olacak şey değil evet. yani. Demek e, ki tanıtımı Demek değil ki mi? biz yeterince Ta tanıtamıyoruz. Evet. Orada da söyledim zaten otel Hı -hı. E, dernekleriyle e, toplantımızda. Şimdi her şey dahil denince insanlar otelde Hı -hı. oturuyorlar. sabahtan akşama kadar yiyorlar, içiyorlar. İşte denize giriyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Evet. E, halbuki onlara birer kumanya hazırlansa. Evet. Ve sizi müzeye götüreceğiz deseler. Hepsi seve seve gelirler. Tabii her yani, otelde öyle. Tabii. Hani otelin de yani geliri içinde tabii. şey yani karşılıklı bir tabii. E, fayda. Ama yani bunları bizim turizm bakanının mı söylemesi <laughs> lazım? Yani bunları bizim otelde... <laughs> Biraz, demek ki öyle. Yani ona evet. da şaşırdım doğrusu. <laughs> Aa iyi olur dediler çünkü. <laughs> Kapalı çarşıya gittim bu arada. Evet. Bizim en... Evet. Yani evet e, eşi benzeri bulunmaz evet. yeryüzünde e, değerlerimizden biri. Epeydir gitmemiştim fakat ne yazık ki büyük bir e, üzüntüyle karşıladım. Çünkü çok çok e, kötü vaziyette. Bütün duvarları dökülmüş. E, Orada tadilata şu, gir girecek. girecek. Evet, evet, Girilecek. Evet, evet. Bu, ne zamana planlanıyor bu? Şimdi tabii o bölüm bölüm yapılacak yani evet. bütün kapalı çarşıyı kapatmak söz konusu olamayacağı evet. için bölüm bölüm galeri galeri yapılacak. Epey bir vakit alacak hı hı. yani bir galeri bitince diğerine geçilmek üzere. Ama onun ciddi bir elden evet. geçirme ihtiyacı olduğu görülüyor siz evet. de görmüşsünüz zaten yapılıyor da zaten şu evet. anda. Bir de onun dışında bilmiyorum fark ettiniz mi o ana caddeye girdiğinizde bütün herkesin hani gözlerinin kamaştığı cadde işte sağlı sollu altıncıların evet. olduğu cadde maalesef artık eskisi gibi değil. Ne bakımdan? Züccaciyeciler, baharatçılar, işte çantacılar, hediye eşyaları o kadar azalmış ki yani o orayı herhalde bir baştan düş. Bizim hem e, bu tür kritik yerlere ulaşımda sorunlarımız, ulaşım planlamamızda sorunlar var. O e, okurda da ciddi şikayetler var. Hem oralarda işte anutçuluk dediğimiz uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. Bir de kapalı çarşı esnafının kendi içinde örgütlenmesine. Şimdi kapalı çarşı esnafı mesela bu yıl ilk defa demokratik bir seçimle diyelim kendi temsilcilerini seçtiler. Dolayısıyla artık esnaf kendi sorunlarına daha fazla sahip çıkacak bir demokratik zeminde oluşturuyor. Birlikte çözeceğiz. Evet o, orayı çözeceğiz. tek ihya hi etmek gerekiyor. Evet. Gerçekten şey biraz üzücü vaziyette şu sıralar. E, her mesela. yerin bir şekilde evet. elden geçirilmesi evet. gerekiyor. Kapalı evet. Çarşı da öyle, Mısır Çarşısı da öyle. E, diğerlerinde de, Ayasofya'da da mesela orada da erişim sorunlarımız var. turistlerin evet. Sultanahmet'te aynı şekilde. Evet. Ama e, inşallah önümüzdeki dönem e, ben e, 2017'den itibaren 2016 hani Karadeniz'in dediği gibi ha bu bize ders olsun demiş. Bu da, bu da bize ders oldu hakikaten. Evet. Ee, şimdi, madem televizyoncuyuz son günlerde çok gündemde olan kadın programları meselesi var. Evet. Ee, sizin de e, bu konuyla ilgili açıklamalarınız var. Ee, ne evet. düşünüyorsunuz kadın programlarını kaldıracak mısınız? <laughs> şimdi e, tabii bizim böyle bir evet. yetkimiz yok. Yani e, size... Ee, şu programı yapın, şunu da kaldırın, onun yerine de onu koyun. Şimdi bunu söyleyince e, rahmetli e, İhsan Doğramacı ile ilgili bir hikaye aklıma geldi. Evet. Önce onu anlatayım da. E, bu bir zamanlar e, İhsan Doğramacı üniversite düzenli yok düzenli kurarken e, bir e, mizah dergisinde bir karikatür o zaman Muhlis Bey vardı, belki hatırlarsınız. E ee, böyle İsmini bir masa... hatırlıyorum şey aklıma geldi. Bir masanın Hı -hı. başında da doğrabacı telefonla e, talimat veriyor karşı tarafa. İşte İstanbul e, Devlet Konservatuvarını da e, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlayın diyor. Şeyde e, masanın altında da Muhlis Bey var. O da böyle yukarıya diyor. aman ne akıllar ne akıllar diyor. <laughs> Dolayısıyla bizde o akıllar yok. Yani o programı kaldırın şuraya bağlayın bunu ama RTÜK'ün e, bu tür konularda yani Türk e, RTÜK kanununda e, işte aile yapısı, genel ahlak filan gibi e, bir şekilde bu tür programların daha e, makul bir düzleme çekilmesi için e, bazı yaptırımlar uygulama e, enstrümanları var. Ama e, asıl burada belirleyici olan veya asıl etkili olabilecek olan bu tür yukarıdan rütük üzerinden veya başka yerlerden yapılacak yönlendirmeler veya yaptırımlardan ziyade bu tür programlara yönelik talebi başka alanlara yönlendirecek alternatif programlar üretilmesi. Bu da yine medyanın yani medyanın hakkında medya gelir Medyadaki olumsuzlukların hakkında medyada yapılacak olumlu örnekler gelebilir. Dolayısıyla ben e, bu, pro, bu kadın programları şöyle gündemimize girdi. E, o, 15 gün önce e, Kütüphaneciler Haftası'nı kutluyorduk. İstanbul Ankara'da, Milli Kütüphane'de. E, Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz, Sıra Dışı Okurlar diye bir belgesel hazırlamış. Kültür Bakanlığı olarak sabahları o izdivaç programı yapan bütün yapımcılara, sunuculara bu programı gönderdik. Hiçbiri oralı olmadı. Hiçbiri oralı olmadı. Evet. Şimdi bu, bu yani e, hani buna bir yaptırımımız yok niye bizim gönderdiğimiz belgeseli oynatmıyorsunuz diye televizyon kapatacak halimiz yok. Madem güzel örneklerden gidiyoruz bizim de e, işimiz televizyon burada şurada çıkan önerilerden biri de. Kültür sanat programlarının artması, evet, e, evet. belgesellerin evet. E, daha fazla yayınlanması. Evet. Ben, ben de tabii e, üstüme e, çok ilgi alama giriyor tabii ki. E, ben de bu e, temennide bulunayım. Programımızın sonuna geldik. E, bu güzel sohbet için size e, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür e, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir cümle. İyi örnekler her zaman... E diğerlerinin önüne geçer. Yeterince gösterilirse özellikle televizyonlarda insanlar iyi şeylere daha fazla meylederler. Peki. Çok teşekkürler. Bu güzel sözler üzerine. E, sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Kültür e, ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı ile birlikteydik. E, son sıralarda konuşulan gündemde olan e, kültür ve sanatı turizme ilgilendiren e, konuları burada konuştuk. Ee, gelecek hafta tekrar e, görüşmek üzere, hoşçakalın.